Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ücüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sezon hakkında bilgiler vereceğim. Yakında da e, Belutiel var, biliyorsunuz tevhidlerde komutan. Onun özel itemini almış bir video göreceksiniz. Yani çocuk hem özel itemini almış hem de kullanıyor baya. Onun videolarını göreceksiniz. E, ama şimdiki videomuzun konusu yeni başladığımız sezon. Daha önce attığım videoya bakarsanız sezon çok karma karışık ve Kardeşlik üretiminde sıralama bu şekilde. Bir olarak zaten birinci sırada her zaman yerimizi koruyoruz. Void Klanı var, dağılan BTC Klanının birleşimi falan diyebiliriz. Royal Klanı zaten biliyorsunuz. Burada bu Klan var. Bunları ilk defa duyuyorum ama sağlam Klan olduklarını söylüyorlar. Burada da Gondor'da iki tane Klan var, Crash ve Goat diye. Arnur'daki Farm Klanı ve Agmar'da SAS ve SLK klanları bulunmaktadır. Sezon böyle. Harita bu şekilde geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bu harita nasıl bu şekilde geldi? Bunu da sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar ilk başta F'ler iki tane kalayı zaten direkt çöktüler. Buradan da sağlam olduklarını gösterdiler. Ve sunucunun ilk şeyleri, ilk alınan kaleleri bunlardı. Ve kardeşlik üretimi de o zamanlar bu şekildeydi. Ondan sonra arkadaşlar, Arnor ve e, varyak klanları e, orada iki tane e, kale alıyorlar. Arnor orada bir tane kalesini alıyor. Elfler de sanırım orada trollleri almış e, ekstradan kaleyi aldıktan sonra, aynen taştan troller almışlar. Valyakta iki tane büyük klan olması onları şu an Sunucudaki en favori e hizip fraksiyon yapabiliyor ama tabii ki durumlar değişebiliyor. Ve arkadaşlar sunucudaki ilk savaş e, burada gerçekleşti. Agmar'la Elf'ler arasındaki ilk savaşta ilk da, e, ilk şeyde ım, ilk vuruşmada ittiren taraf Agmar taraf oluyor ama ondan sonra Elf'ler toplanınca sağlam bir ittirme yapıyor. Orayı da zaten e, en sonda gösterdim ne duruma geldiğini. Ama sunucudaki ilk savaşta ile e, SLK'de yani Agmar'daki bir klan Savaştı haberiniz olsun Şöyle haritaya baktığımızda Yeni halinden kaleler var arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi Agmar bir kale alıyor Ve buradaki savaş devam ediyor Ruhun kale alıyor Lindon'da da insanlar var Arnor'da da var Gondor'da gördüğünüz gibi alt taraftan e, Harandor mu Horondor olması lazım sanırım Oradaki kaleyi alıyor ve bizde hala bir kale yok Aslında Ruhan e, Anlayabilecek Elflerden bile hızlı bir şekilde kale alabilecek Bir potansiyeli sahip çünkü doğduğumuz yerler direkt kalelerin yanı. Şöyle baktığımızda Nanlef, Nanlefnu Kalesi ve Bozkır Kalesi'ni aldık. E, alttaki kaleyi hemen almamak acele etmemize gerek yok. E, çünkü arka taraflarda farm yapmak her şekilde daha da güvenli. E, ile zaten e, Varyex tarafı gelmiş. Ee, bu tarafta da vardır büyük ihtimal, Dagorlat'ta. Şöyle baktığımızda harita yavaş yavaş şekilleniyor. Yani iyi ve kötü taraftaki herkes yüzüğü oynuyor, onu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var, ee, artık takımlaşma diye bir şey yok. Bu yüzden yüzüğü tek bir taraf kazanabiliyor. Yani e, o yüzden diplomat, diplomasi şekilleri de değişti. O yüzden herkes yüzüğü oynamak istiyor. Herkes bir yüzüğü alma hevesi içinde. Bakalım zamanda kim güçlüyse, kim akıllıysa, kim zekiyse, kimin taşlığa daha büyükse o yüzüğü alacaktır. Bozkır Kalesi'ne şöyle baktığımızda toplanmadık bile orada. Bergan yani şurada birinci sıradaki arkadaşımız Serkan abi. Hem kuşatmada hem de şeyde en üst seviyede hasar veren abimiz diyelim. Ona da buradan tebrik ederiz. E, Boski Kale zaten e, kolanla bize kale ama ilk başlarda bunu yapmak zor. Şöyle arkadaşlar canlı canlı da bir kuşatma göstereyim. Argonat kalesini artık kapısı mı ne oluyorsa burası oraya ele geçirmeye çalışıyoruz. Ve baktığımızda e, 10 dakika geçmiş ve 3 milyon 3,5 milyon falan can kalmış. Orayı da zaten hallederiz. E, Agmar'da gördüğünüz gibi Forest Hill kalesini ele geçirdi. Ve savaş bir anlık durdu oradaki eflerle. E, Agmar savaşı büyük bir savaş daha oldu 4 dakika içinde gördüğünüz gibi 2.1 milyon ölü olan bir savaşta e, Elfler arkadaşlar e, Agmar tarafını ittiriyor sanırım aynen ittirmiş bulunmakta F'lerde çok sağlam kılan yani 4 dakika içinde 2.4 milyon katılımcı ve 700 küsür ölü vardı 700 bin küsür. E bunu yapmak çok zor. E, Elflerdeki klan da arkadaşlar duyulmamış bir klan ama bu video sayesinde artık duyulacaktır. E, Agmar'daki iki tane klana karşı üstünlük sağlamaları iyi ve elfler de kalabalık bu arada. Hani düşük bir güçte değiller. Yani Arnor'da zaten kendine ait olan toprakları ele geçirmeye devam ediyor. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. E, gün içinde en çok alınan kale bugün oldu. Baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yakın kale alındı aynı gün içinde ve baktığınızda artık haritanın tamamen şekillenmesi bu dakikadan sonra oldu. E Agmar'ın aldığı yerler belli, Lindon'un belli, Elflerin aldığı yerler belli. E cüceler işte Varyak zaten klasik e, Mordor tarafını toplayıp arkasını ve e, kaynaklarını sağlam aldıktan sonra sü süre sürekli savaşıyor. Gondor'da baktığınızda Osgiliath'ı işte almış bulunmakta. Valax tarafı her zaman en güvenli yerdir. Hem arazi bakımından hem de e, güvenlik açısından çok güvenli. Sadece düşman önden gelebiliyor, arkadan gelebilmesi için günler geçmesi lazım veya Mordor'dan girebilmesi için Mordoru fethetmeleri lazım. Bu yüzden çok çok zor ama durum bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda Varyax şey ruhun doğu tepelerini Varyax eminim Uylu alıyor, Lindon nefri alıyor, Cerdlon kalesini Arnor alıyor, bizden Mifel vadisini alıyoruz ve e, böyle bir Em, Rohan şekillenmesi oluşuyor arkadaşlar. E şöyle baktığımızda e, Bubbles'ı görmüş olduk orada. F'lerle Agmar savaşı devam ediyor. F'ler ittire ittire geliyor yani. Şuradan baktığımızda F'lerin kazandığını, o savaşta F'lerin kazandığını görebiliriz. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda güncel harita bu şekilde. E şöyle Gundabad Elf Savaşı'na baktığımızda bir gün içinde 5.4 milyon katılımcı, 1.5 milyon ölü var etten avlaklarda. Ve savaşı kazanan taraf sanırım Elfler oluyor şu an oradaki savaşı. Ve aynen etten avlakların çevresinde kazanmış bulunmaktalar. Elfler şu an çok çok güçlü. E, olarak kendilerini ispatladılar ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar bize doğru geliyor eminim ile geldi arkadaşlar ve kalelerini taşımışlar. Burada büyük bir savaş olacağı kesin çünkü bütün kalelerini buraya taşıdılar arkadaşlar. Geçici kamplar falan filan derken Royal Clan arkadaşlar benim tanıdığım böyle 5-6 tane iyi dediğim arkadaşlar var. Onlar da yanlarını almışlar. Ee, sevindim onlar açısından Roy ile girmeleri için çünkü hak ediyorlardı. Bunu diğer videoda da söylemiştim. Bakalım eminim Ulde büyük bir savaş olacağı kesin. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla rapor gösteremeyeceğim. Çünkü Agmar'daki veya Elfler'deki arkadaşlar çok rapor paylaşma taraftarı değil. Ama Sunucu'daki ilk savaş e, Elflerle ile Agmar tarafında oldu. Videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.